Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 20 yıl öncesine yolculuk yapıyorum. Zamanda yolculuk. Kanada'ya ilk gittiğim zaman 2003 yılı. Ben böyle çok büyük ideallerle oraya doktoraya kabul almıştım. Ve 2003 yılının Ocak ayında işte şu tam 20 sene önce Türkiye'den çıktım. Önce Hollanda'ya, Amsterdam'a, Amsterdam'dan da Montreal'e gittim. İlk defa böyle bir yurt dışı deneyimi, yurt dışına bu kadar ilk çıkışım ve böyle dünyanın öbür ucuna Kanada'ya gidiyorum. Ailemi, Türkiye'yi falan bırakıp bayağı zor gelmişti. O bulutların üzerinde uçak çok tuhaftı, görüntü falan. İnince bir baktım kışın ortasına, Ocak'ta vardım bir de. Kışın ortası kar yağıyor. Böyle bir baktım belime kadar neredeyse kar. Caddelerin kenarlarında o kar temizleme üniteleri dev böyle. Onlar sürekli dağlar yığılmış böyle kar şeklinde. Neye uğradığımı şaşırttım. Kültür şoku desen apayrı bir dünyanın öbür ucu arkadaşlar. McGill'a gelmişim. Kanada'nın en iyisiydi o zaman. Şimdi de herhalde en iyi ilk 2-3'tedir. Toronto biraz atak yaptı çünkü. Ama dünyada da en iyilerden biriydi o dönemde. Kanada'nın Harvard'ı falan denir. Çok zordur kabul alması. Oraya gitmişim. Çok böyle gururluyum, mutluyum falan. Ama bir taraftan da korkuyorum. O karların arasında McGill falan gezdim. Neye uğradığımı şaşırdım. Hatırlıyorum böyle. 17 tane kütüphanesi vardı arkadaşlar McGill Üniversitesi'nin. Ve bunların bir tanesi bile bizdeki üniversitelerin normal kütüphanesinden daha büyük. Düşünün yani. İnanılmaz bir kaynakları sınırsız yani. Bir üniversite düşünün. Harvard gibi yani. Kanada'nın en geniş kaynaklı, belki en zengin üniversitelerinden biri. Ve böyle onlarca bina var. Şehrin en merkezinde. Şehrin böyle Montreal Tepesi dağları başlamadan onun önünde kurulmuş. Dağın eteklerine kurulmuş. Bütün o gökdelenler, iş dünyası falan onların ortasında böyle yemyeşil alanları var. İnanılmaz güzel bir üniversite. Çok etkilendim hatırlıyorum. Yani 17 tane üniversite, bunların pek çoğu geceleyin de açık arkadaşlar. 24 saat açık. Bizim bina mesela, çalıştığım bina hemen ofis verdiler bana. Doktora öğrencilerine özel ofis de veriyorlar. Paylaşıyordum başka birileriyle ama yine de böyle kendin çalışabileceğin, research yapabileceğin 24 saat o binaya giriş çıkışım vardı yani. Ve sabahlara kadar ben hatırlıyorum o binada çalışan doktor öğrencileri vardı. Özellikle de Çinliler. Sabahları kadar çalışıyorlardı yani. Herkes böyle bir çay kahve yapıyor, bir şeyler. Geceleyin yeme içmeler devam ediyor. Herkes deli gibi çalışıyor falan. Böyle 24 saat aktif bir binaydı yani. Bazen hatta hocalarımızı da görüyorduk yani. Onlar da böyle sabahlayanlar, edenler. Böyle bir kültür de vardı. İnanılmaz, herkes çok kahve içer. Bir de böyle bir şey vardır yani. Böyle bir neye uğradığımı şaşırmıştım yani. Birleşmiş Milletler gibi sınıflar zaten. Bir doktora sınıfına bir giriyorsun, 20 kişi, 25 kişi, hepsi dünyanın farklı ülkesinden geliyor. Kendi ülkesindeki perspektifleri, problemleri falan paylaşıyor. İnanılmaz bir ufuk açıcı bir deneyimdi yani. Bir de bizdeki gibi illa böyle herkes genç de değil. O zaman ben 20'li yaşlarımın sonundayım yani. 20'li yaşlarımdayım hatta. Evet, 20'li yaşlarımdayım. Ve yani daha gençliğimin baharında kendimi doktoraya vermişim. Ama sınıf arkadaşlarım çok daha büyüktü yaşları. Mesela hatırlıyorum, bir tane 65 yaşında bir adam vardı. Doktoraya yeni başlıyordu ve doktora yapıp hoca olmak istiyordu. İş hayatında yıllarca çalıştıktan sonra. Bir tanesi Dünya Bankası'ndan gelmişti falan. Böyle dünyanın çok farklı ülke ve kültürlerinden üst düzey stratejik falan beyinler vardı yani sınıfımızda. Dolayısıyla derslerin kalitesi de inanılmaz yüksekti. Bir başka böyle çok imrendiğim şey, beni çok şaşırtan, 4 tane üniversite vardı Montreal'de. Montreal Quebec'te. Quebec'in böyle hem İngilizce hem Fransızca konuşuluyor şehirde, düşünün ki. Herkes hem İngilizce biliyor hem Fransızca biliyor. Orası Quebec, Fransızca konuşulan Kuzey Amerika'daki tek yer. Dolayısıyla kendilerini biraz kuşatılmış hissediyorlar. Anglofon etkisinden, İngilizcenin etkisinden kendilerini korumaya çalışıyorlar. Ve o Fransızca identity'yi, dilini, kültürünü falan korumak için ekstra gayret sarf ediyorlar. Ama aynı zamanda İngilizce de konuşuluyor. Ben İngilizce konuşulan bir üniversitedeyim. 4 üniversite birden var dediğim gibi Montreal'de. 2 tanesi Anglofon, İngilizce tamamen eğitim veriyor. 2 tanesi de Frankofon, Fransızca eğitim veriyor. Ve 4 üniversitede de dünyada çok çok iyi durumda. Ve
çok şöyle beni şaşırtan bir sistem kurmuşlar. Bu dört üniversitenin ortak doktor öğrencileri olarak biz bütün üniversitelere erişimimiz vardı. Yani bu dört üniversitenin hepsine biz gidebiliyorduk. Dördünden de hoca seçebiliyorduk. Beraber çalışacağımız hocaları, beraber ders alacağımız hatta hocaları oradan seçebiliyorduk. Ben dört üniversitenin dört kampüsünden de ders alabiliyorduk. Yani sadece tek üniversite değil de dört üniversiteye birden erişiminiz varmış gibi düşünün. Concordia, o da diğer Anglofon, çok yakın zaten kampüsleri. O Concordia'dan da ben dersler aldım. İnanılmaz. Dünya çapında isimler orada da vardı çünkü. HEC'den de sonra hocalarım oldu. Oradaki hatta hocalarla doktoramı tamamladım. Frankofon normalde ama İngilizce de çok iyi bildikleri için benim tezime de yardımcı olmuşlardı sağ olsunlar. HEC'den de çok faydalandım. Oradaki şeylerden, hocalardan inanılmaz ufkumu açtı. UCAM var. UCAM'e çok gidemedim uzak diye. Ama orada da çok iyi hocalar var, onu biliyordum. Yani dolayısıyla şu çok güzel bir sistem arkadaşlar. Bizdeki gibi derebeylik ama bizim üniversite diğer üniversitelere benzemez canım falan gibi bir şey yapmıyor akademisyenler. Beraber bir arada çok güzel çalışıyorlar. Ve öğrencilerimize öyle bir sistem kuralım ki bu dört üniversitenin bütün güçlü yönlerini Montreal şehri olarak bütün öğrencilerimize sunalım demişler. Bütün kütüphanelere, bütün hocalara, bütün üniversite kampüslerine erişimim var. Düşün ki yani. Hatta hocalarını seçebiliyorsun, oradan ders alabiliyorsun. Bu inanılmaz bir, bence zenginleştirici bir sistem. Ve ne yazık ki bunların örnekleri bizim ülkemizde yok yani. Biz bu kurumsal açıdan, üniversitelerin kaynakları açısından, üniversitelerin vizyonu açısından çok gerideyiz açıkçası. Çok net söyleyebilirim. Ve ben bunu ilk defa bu 20 sene önce Kanada'ya gittiğim zaman oradaki o şeyi aklımı yitirecek gibi olmuştum yani. O 17 tane birden kütüphanesi olması. Mesela Islamic Library var arkadaşlar McGill'da. Islamic Library'e gidiyorsun. Türkiye'deki bizde olmayan yazma İslami eserler var ya kütüphanede. İnanamazsın yani. Bizde olmayan İslami yazılı eserler orada yani. İnanılmaz bir kaynak bolluğu yani. En yeni çıkan kitaplar, şeyler nelerse kütüphaneye hemen geliyor. Bütün endüstri çok canlı, teknoloji çok canlı. Bunların tam ortasında, o gökdelenlerin ortasında, şehrin tam ortasında, iş dünyasından sürekli gelip gidenler oluyor. İşte mezunlar hemen oradaki işlerle işbirliği kuruluyor falan. Böyle bir üniversite endüstri işbirliği çok zengin. İnovasyon son almış başını gidiyor. İşte bizim mesela binaya ismini veren iş insanları, iş liderleri sürekli gelip gidiyor. Milyon dolarlar havada uçuşuyor. Dezotelse mesela bizim Dezotels iş adamı bizim binaya ismini vermişti ve o dönemde 50 milyon dolar bağışlamıştı. Bu inanılmaz, 50 milyon dolar bir business school için inanılmaz büyük şeyler yapıldı. Yani onunla böyle burslar açıldı bilmem ne, bir sürü atılımlar yapıldı. Yani böyle gerçekten atılımcı, geleceği kucaklayan ve gelecek 100 yılda biz neleri başaracağız diye bir mindset'in olduğu bir yerde McGill. Hatta McGill'ın bu Ambition videosunu da aşağıya koyayım. Yani dünyada en iyi biz olacağız diye böyle bir azim, gayret, inanılmaz bir hırs. Ve öğrencilerine de bu hırsı veriyor filan, böyle bir yerdi yani. Biraz Harvard gibi o açıdan. Biz ve Harvard gibi olmak istedikleri için daha da böyle azimle, daha da gayretle, daha da atılımcı, daha da böyle rekabetçi hale gelmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle McGill mezunu birçok böyle Nobel almış bilmem ne, ödül almış alanında, endüstride lider olmuş ünlüler falan inanılmaz çok sayıdadır yani. O videoyu da aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Bütün bunlar beni çok etkilemişti 20 sene önce ilk defa Kanada'ya gittiğimde. Bu şeyimi paylaşmak istedim. Yani bizim Kanada'dan öğrenebileceğimiz aslında çok şey var. Ülke olarak, kurumlar olarak ama özellikle de üniversiteler olarak. Her şey ideal miydi? Tabii ki bir sürü ideal olmayan şeyler vardı. Bunları da zamanla gördük zaten. Ama onları başka bir videoda belki anlatırım. Ama örnek alınabilecek de çok yönü var diye düşünüyorum. Kanada'nın, Montreal'in, Quebec'in hala oraları bazen böyle özlediğim oluyor yani. Çok ufkumu açtı, hayatımı dönüştürdü ve iyi ki gitmişim dediğim bir yer yani. İyi ki McGill'da yapmışım doktoramı. Ve size de tavsiye ederim oralarda öğrenim görmeyi. Gerçekten çok iyi bir altyapı, üniversite, teknoloji, inovasyon ekosistemi var yani. Teşekkür ederim.